Dans hayatımıza renk kattı. Dediğim gibi çok şeyler değiştirdi hayatımızda. Bir dansı başarmak bizim için de çok mutluluk verici. Dansı hocalarımızın verdiği kaliteli eğitim sayesinde başardık. Bu dansı yapabilmek engelli bir birey olarak da kendimize olan güvenimiz gelişti. Grup şeklinde arkadaşlarla beraber eğitim alıp daha sonra bu eğitimi pekiştirip çeşitli yerlerde, sahnelerde tango gösterileri yapmak çok zevk vericiydi. Dansa başladıktan sonra sahneye çıkışımız, yapabildiğimiz görmek, o sahnede alkışlanmak o kadar farklı bir duyguydu ki yani şu anda anlatamıyorum bile heyecandan. Kendimizi ifade edebilmemiz, bir şeyleri yapabilmek, farklı görme yetimizi kaybetsek de farklı şeyleri yine yapabileceğimizi, özellikle mesela tango dansı figürlerle farklı bir dans, işte diğer alanlarda da kendimizi ifade edebiliriz diye böyle. Tabii profesyonel arkadaşlarla birlikte onların arasında dans etmek, hatta dans ederken hiç o engelini unutup onlarla birlikte işte dans figürlerini yapıp da sizi izleyen insanların bile bunu fark etmemesi, işte gösterinin sonunda bir hatırlıyorum mesela grup halinde arkadaşlarla birlikte çıktığımız zaman sonradan yani seyirciler o profesyonel arkadaşlarımızın arasında dans ederken sonradan görme engelli olduğumuzu fark etmişlerdi. Orada bir alkış tufanı kopmuştu mesela. Mustafa Kemal'deydi. Serkan Hocam ve sizlerin bir grubu vardı. Onun içerisinde sonradan fark etmişlerdi engelli olduğumuzu. O alkış mesela bizim unutamadığımız şey yani. Devam etmek tabii ki isterdik. Evet. Halen konuşuluyor. Tango yapıldı, görme engellilerin tango yapabildiği. 2000'li yıllarda Serkan Hocam ve sizlerle başladı. Yani bu bir gerçek. Yani, öğreticinin, öğreten kişinin, yine de bir dansta bir engelliye engelini fark ettirmeden onunla bir olması, onun gibi düşünmesi, ona tamamen özverili bir şekilde yaklaşması, engelini hissettirmeden yaklaşması çok önemli. Bunu da Serkan Hocam ve siz yapıyordunuz. Onun için biz teşekkür ediyoruz. Hiç